İstanbul'dan gelerek Çanakkale'nin Civler köyüne yerleşen emekli müzik öğretmeni Sıdıka Tatlıgil, mesleğini köyün çocukları için değerlendirmek istedi. Tatlıgil ilk zamanlar köy çocuklarına gitar ve bağlama dersleri verdi. Daha sonra Tatlıgil'e köyün yetişkinleri de başvurarak kendilerinin de kurs almak istediklerini söyledi. Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile irtibata geçen Tatlıgil, Gelecek Geçmişi ile Buluşuyor isimli projeyi sundu. Daha sonra gerekli onayı alan Tatlıgil ve kursiyerleri hafta içi her akşam 2 saat boyunca çalışıyor. Taşımalı sistemden dolayı kapanan Civler İlkokulu'nun bir sınıfını tamir edip boyadıktan sonra kursiyerler derslere başladı. 6'sı çocuk, 6'sı yetişkin erkek, 13'ü kadın olmak üzere toplam 25 kursiyerin bulunduğu koroya kursiyer olmayan köylüler de katılım gösteriyor. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında Civler Köyü'nde bir eğitim başlatmak istediklerini belirten Çanakkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasemin Topçu Şenol şunları kaydetti. Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde Çanakkale Halk Eğitim Merkezi olarak 2014-2015 eğitim öğretim yılında Civler Köyü'nde bir eğitim başlatmak istedik. Sıdıka Tatlıgil öğretmenimiz buraya yerleşmiş ve birlikte çocuklarla başladık. Çocuklara gitar ve saz kursuyla başladık. Bu 2017-2018 eğitim öğretim yılında da bunu projeye çevirmek istedik. Gelecek Geçmişle Buluşuyor projesi. Hem gençlerimiz saz çalıyorlar, gitar çalıyorlar. Erkeklerimiz saz çalıyor. Kadınlarımız söylüyor. Masallar anlatıyorlar. Geçmişte yaşadıklarını anlatıyorlar. Güzel bir etkinlik oldu. Biz de çok mutluyuz bu anlamda. İstanbul'dan Civler Köyü'ne tesadüfen gelip yerleştiğini söyleyen emekli müzik öğretmeni Sıdıka Tatlıgil ise var olan mesleğini buralarda da değerlendirmek istediğini belirtti. İlk geldiğim yıl çocuklarla bir bağlama gitar kursu yaptım. Çok sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Şehir çocuklarından daha çok ilgi gösterdiler, öyle diyeyim. Daha sonra ikinci sene aşağıdaki okulda çalıştık. O arada yetişkinlerden gelmeye başladı. Keşke bize de verseniz diye. Ben de böyle bir projeyi sundum. Sağ olsun Halk Eğitim Müdürlüğümüzde bunu uygun gördüler. Halk Eğitim bünyesinde burada bir ses eğitimi kursu açtık. Bir de bağlama eğitimi kursu açtık. Ama aynı zamanda biz burada eskiden işte diyelim eğlencelerde giyilen giyimler, söylenilen maniler, hatta çocukların oyuncakları, bu projeyi bu şekilde de tamamlayacağız. Yani yıl sonunda bir sergi yapacağız. Hem çalacağız hem söyleyeceğiz. Aynı zamanda eski kullanılan aletler, giysiler, maniler, varsa öyküler. Bunları da canlandırıp köyün bir geçmişinin belgelenmesini de aslında bir şekliyle sağlamış olacağız. Burada bağlama, darbuka, def, kaşık, bunları kullanıyoruz. Bir de halk türkülerini, özellikle Çanakkale türkülerini öncelikle çalışıyoruz ama istedikleri şeyler olabiliyor. Şu türküyü de çalışabilir miyiz diye onu da alıyoruz repertuarımıza. Böylece çalışıyoruz. Koroda darbuka çalan Şerife Ayşe Gülter ise geldik buraya, çalıyoruz, eğleniyoruz. Gün içinde evde oturuyorum, başka işe gidemem ki. Çocukluğumdan çalarım, dedi. Nasıl geldik buraya işte, çalıyoruz, eğleniyoruz, ediyoruz, iyi. Oturuyorum evde. Ne yapacağım? Başka işe gidemem ki. Hadi.
Çanakkale'den evliyim ama Çanakkale'de oturuyorum. Kursiyer var dediler, geldim hafta sonu olarak. Kursiyere geldim, şarkıları hocamız şey yaptı, akşama gittim, yattım. Allah Allah dedim ya, bu 30 senedir çocukluğumdaki şarkıları, türküleri unutmuşum ben. Bir hafızamı yokladım, hepsi çıktı meydana. Başladım bugün akşama kadar türkü şarkı söylemeye. Eşim dedi ki, ben 30 senedir senin sesini duymadım. Ne bu şarkılar, türküler dedi bana. İlk defa dedim yani, kursiyerin şeyi olarak, bir de hocamız sağ olsun, onun şeyinde dedim, altta kalan bir şeyler varmıştı. Onun çocukluğumuzda kalmış türküler. Onları başladık çıkarmaya. İyi oldu yani, hafızayı bir yenilemiş olduk. Stresimizi atıyoruz. Çok güzel yani, bunu yaptıkları için çok teşekkür ederim. Sen